Radyoyu dinliyordum. Anlaşılan o ki yolun kenarında bir kız bulmuşlardı. En başından beri olay yerindeki en deneyimli memurun izlenimi bunun bir vurkaç olayı olmadığı yönündeydi. Üzerindeki cekette hiç kan yoktu. Görünüşe göre belki de Laura'ya olanlardan sonra ona giydirilmişti. Laura'nın Samson'ı bırakıp gecenin bir yarısı gitmesine imkan yoktu. Bunu tarif etmek zor. Bir insanın bunu yapabilmesi kesinlikle tüyler ürpertici derecede şeytaniydi. Üçünün ölmüş olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Kalbim durmuştu. Dünya sanki donup kalmıştı. Bu cinayet kimin işine yarar? Bir dedektifin sorması gereken sorulardan biri bu olmalıdır. Hala bir gizem. ...26 Ekim 1996, Kahoka, Missouri. Eyaletin kuzeydoğu köşesinde Iowa ve Illinois sınırlarından pek de uzak olmayan bu küçük şehirde genç bir anne gecenin bir yarısı yol kenarında ölüme terk edilir. Biri ona bir şey yapmış. Peki öldürmüşler. Bu trajedi katili bulmak için umutsuz bir arayışı tetikler. Ve kalbi kırık bir aileyi olası cevaplarla mücadele etmek zorunda bırakır. Birisi konuşmaya karar verene kadar bu davanın çözülmeyeceğini söylediler. 25 yıl sonra ne olduğu kadar ne olmadığı hakkında da daha fazla bilgi edinememiş olmamızın talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu davada hiçbir şeyi göz ardı edemezdim çünkü tüm gerçekleri açıklayan hiçbir kanıt yoktu. 1975 doğumlu Laura Van Wy, hayatı seven ve aklına koyduğu hemen her konuda başarılı olan parlak bir gençtir. Laura çocukken çok coşkuluydu. Hemen hemen her şeye el atardı. Hayvanlara bayılırdı. Dansı, tiyatroyu severdi. Laura son derece mükemmeldi. Her konuda kendine has bir anlayışa sahipti. Çok komikti ve iyi bir mizah anlayışı vardı. Iowa'da büyüyen Laura'nın zekası genç yaşta onu diğerlerinden ayırır. Zeka testleri inanılır gibi değildi. Standardın çok üstündeydi ve normal çalışma şartlarının eziyeti asla ona uygun değildi. Lisenin kendisine bir şey katmadığını düşünen Laura okulu bırakır ve Iowa eyalet tarihindeki en yüksek puanı alarak genel öğrenim gelişim testini geçer. Kız kardeşinin yanına taşınır ve kısa süre sonra Donnie Knight adında bir adamla görüşmeye başlar. Sanırım o muhtemelen 17 ya da 18 yaşındaydı ve oldukça fırtınalı bir aşk yaşamışlardı. Mesela bir gün birlikte Kaliforniya'ya kaçıyorlardı ve sonra birden Hawaii'ye gidiyorlardı. Laura ve Donnie'nin ilişkisi inişli çıkışlı olsa da sonunda hep tekrar bir araya gelirler. 19 yaşında hamile kalır. Donnie ile ilişkisi o zamanlar pek istikrarlı değildi. Ama bebeği doğurmayı gerçekten istiyordu ve doğurdu da. 1995 yılında Samson adında bir oğlu olur. Samson doğduğunda sevinçten havalara uçmuştu. Hayal edebileceğiniz en özverili anneydi diyebilirim. Samson doğduktan kısa bir süre sonra Laura ve Donnie'nin ilişkisi başlamamak üzere biter. Laura, Iowa'daki annesinin yanına taşınır. 1996 sonbaharında Laura 21. yaş gününü kutlar. Birkaç gün sonra 25 Ekim'de eski erkek arkadaşı Donnie'nin ailesi onun için Bonaparte Iowa'daki evlerinde bir parti verir. Donnie öğleden sonra Laura'yı annesinin evinden alır ve Bonaparte'a giderler. Donnie'nin ailesinin evine vardıklarında saat 19.30'dur. Saat 23 civarı Laura ve 14 aylık oğlu, Donnie'nin kız kardeşi ve kayınbiraderi Sarah ve Tony Bergman'la geceyi Kahoka'daki karavanlarında geçirmek için çıkarlar. Kahoka'daki karavana vardıklarında Laura'nın Samson ve büyük kızlarıyla birlikte uyuması için yere bir yatak kurmaya karar vermişler. Tony yatmaya gider. Sarah, Laura ile yaklaşık yarım saat uyanık kaldığını ve sonra yatağa gittiğini anlatıyor.
Sera ertesi sabah 6.50'de kalktığında Laura gitmişti. Karavanın oturma odasına geliyor ve hemen Laura'nın olmadığını görüyor. Ve Samson'ı görüyor. Samson'ın poposunun açıkta olduğunu net bir şekilde tarif ediyor. Samson'a bez takılmamış. Sera orada kalıp çocukları hazırlarken Tony de Laura'yı bulmaya çalışır. Evlerinden birkaç blok ötede bir benzin istasyonuna gider ve Laura'yı gören var mı diye sorar. Ve kimse görmemiştir. Ailesinin evine gider ve kuzenlerinden biri evdeyken ona şöyle der. Hey, az önce radyoyu dinliyordum. Anlaşılan yolun kenarında bir kız bulmuşlar. Genç kız saat 1.50'de yerel bir otoyolda yol kenarında garip bir şey fark eden bir kamyoncu tarafından görülmüştür. Durur ve 911'i arar. Polis saat 2'de olay yerine ulaşır. Kadın yan yatmış, bilinci kapalı ama hala hayattadır. Acil yardım ekipleri onu hastaneye götürür ama 3 saat sonra ölür. Tony o sabah 9'da karakola gittiğinde kurbanın tam eşkalini alır. Bu eşkalde dikkatini çeken şey arkasında Mike Sanders duvarcılık yazan siyah saten bir ceketin belirtilmiş olmasıdır. Tony onun ceketi olduğunu hemen anlar ve sanırım bulduğunuz kişi Laura Van Wy der. Tony ceketi bir gün önce dolabında asılı şekilde gördüğünü polise anlatır. O ve Sera cesedi teşhis etmek için doğruca morga giderler. Bu Laura'dır. Samson'ın babası Tony, Laura'nın annesine kahreden haberi vermek için o sabah Iowa'ya gider. İçeri girdiğinde sorun ne diye sordum. O da bana açık açık Laura'nın öldüğünü anlattı. Ve benim tepkim bu imkansız demek oldu. Onu daha yeni görmüştüm ve şimdi ölmüş müydü? Bunu asla aklım almıyordu. Bulunduğu yere bakılınca bir araç çarpmış gibi görünmektedir. Ancak memurlar en başından beri bir şeylerin ters gittiğini fark ederler. En başından beri olay yerindeki en deneyimli memurun izlenimi bunun bir vurkaç olayı olmadığı yönündeydi. Memur hemen bana bu konuda bir şeylerin mantıksız olduğunu, gizemli bir durum olduğunu söyledi. Olay yeri tipik bir trafik kazası gibi görünmüyordu. İncelediğimizde yol boyunca araç ya da ceset parçalarına benzer herhangi bir iz bulamadık. Polis hemen Laura'nın kendi kıyafetlerinin üzerine fazladan bir kat daha giymiş olduğunu fark eder. 44 beden bordo bir eşofman altı giyiyormuş ki onun olduğunu sanmıyorum. Ve siyah saten ceket var ki onun olmadığını biliyoruz. Sol eliyle bir şişeyi hafifçe tutarken bulunmuş. Bu su şişesi. Ceketinin altından bir bebek battaniyesi çıkmış. Ayrıca içinde pirinç olan katlanmış bir kağıt tabak varmış. Ceketinin sağ cebinde, ki Laura solaktı ama sağ cebinde açık bir çakı varmış. Polis bu tuhaf vakayı anlamlandırmaya çalışırken halktan da bazı potansiyel ipuçları alır. Başka bir kasabadaki bir tamirci polisi arar ve burada bir insana çarpmış gibi duran bir araba var. Üzerinde kan var, çamurlukları ezilmiş der. Ancak dedektifler sürücünün bir geyiğe çarptığını tespit eder. Ardından bir hastane çalışanından Laura'nın öldüğü sabah acil servise gelen bir hastayla ilgili ihbar alırlar. Yerel bir radyo istasyonunun sahibi, bacağında ciddi bir bıçak yarasıyla acil servise gelir. Doktorlar ona dikiş atar. Ve Laura'nın bulunduğu sırada cebinde bir çakı olduğunu bilen polis bu durumla yakından ilgilenir. Polis onu sorguya çeker ama yine bir sonuç çıkmaz. Bunun sadece bir tesadüf olduğu ortaya çıkar. Ancak bu tesadüf kolluk kuvvetlerinin çok fazla zamanını alır. Bu arada otopsi Laura'nın yaralarının korkunç boyutunu ortaya çıkarır. Yapılan otopside baş ve bacaklarına aldığı darbeler ve aşırı kan kaybı nedeniyle öldüğü tespit edildi. Müfettişler şaşkındır. Laura bu kadar çok kan kaybettiyse
kan nerededir? Giydiği ceketin üzerinde kan yoktu. Olay yerini Laura'nın yattığı yerden itibaren 400 metre boyunca taradık. O otoyol boyunca hiç kan görmediğimi size söyleyebilirim. Siyah ceketi de dahil olmak üzere giysileri sürtünmüş ya da kirli görünmemektedir. Bir araç çarpmış ve yere düşmüş olsaydı ceketinde sıyrıklar olurdu. Ama hiçbir şey bulunamadı. Ceket, Laura'ya her ne olduysa ondan sonra giydirilmiş gibi görünüyordu. Kanıtlar kolluk kuvvetlerini tüyler ürpertici bir neticeye götürür. Yaralanmaların o olay yerinde meydana gelmediği anlaşılmıştır. Polis artık olayı bir cinayet olarak soruşturur. Laura Van Wyn cesedinin bulunduğu yerin yakınlarını daha fazla ipucu bulmak için tararlar. Cesedin yanında pıtrak otu çalısından bir dal bulunmuştur ve ceketinin ceplerinden birinde ve bel kemerinde kalıntılar bulunmaktadır. Dalın otoyolun diğer tarafındaki bir mısır tarlasından geldiği tespit edilir. Ancak orada da kan izine rastlanmaz. Dedektifler araştırmalarını genişletir. Tony ve Sarah Bergman'ın karavanının yanındaki arazide alışılmadık bir ipucu daha ortaya çıkar. Bir ağaçta ona ait bir çanta bulundu ve bu çantanın içinde yine bebek eşyaları ve onun kıyafetleri vardı. Herkes Laura'nın karavandan ayrılırken o çantayı kendisinin koyup koymadığını merak eder. Ancak ilk etapta en büyük soru neden gecenin ortasında oradan ayrıldığıdır. Tony ve Sarah, Laura'nın bebek bezi almak için çıkmış olabileceğini düşünmüşlerdi. Ama Laura'nın yakınları bundan şüphe duyar. Bergman'ların Sydney adında 1 yaşında çocukları vardı. Dolayısıyla Laura bebek bezi isteseydi özellikle de gece yarısı ilk yapacağı iş Sydney'den bir tane almak olurdu. Soruşturma çok geçmeden Laura'nın kaybolmasından bir gece önce Donnie'nin ailesinin evinde verilen küçük partide yoğunlaşır. Dedektifler Laura'nın Donnie'nin annesinin bir arkadaşıyla yaptığı tartışmayı o zaman öğrenir. Laura bu adamı verandada görünce çok heyecanlanır ve yüksek sesle onu Ivo'da bir arkadaşına tecavüz etmekle suçlar. Donnie dışarı çıkar. Donnie'nin annesi dışarı çıkar. İkisini ayırırlar ve Donnie'nin annesinin tecavüzle suçlanan arkadaşı bu kadar yeter der ve çekip gider. Dakikalar sonra Laura, Tony ve Sarah ile birlikte geceyi Kahoka'daki karavanlarında geçirmek üzere ayrılır. Dedektifler bu adamın partiden sonra Laura'nın izini sürmüş olma ihtimalini araştırır. Gece yarısından hemen sonra Kahoka'da bir kaldırımda yürürken görülen siyah ceketli bir kadınla ilgili bir ihbar alırlar. Bir araba onu takip ediyormuş ve arabadaki bir kadın yürüyen kadına küfürler savuruyormuş. Eğer bu karşılaşmanın Laura ve partide karşılaştığı adamla bir ilgisi olsa bile polis aralarında bağlantı kuramaz. Kahoka'da bir karavanda yaşayan Laura ile ihbardaki kişi arasında bağlantı kurmak çok zor. Bir şekilde Tony ya da Sarah'ın haberi olmadan onu karavandan çıkarmış olmak zorunda. Laura'nın kendisine bağırıp tecavüzle suçladığı kişiyle birlikte birkaç saat sonra sessizce karavandan çıkıp gitmesi oldukça mantıksız görünüyor. Dedektifler dikkatlerini Laura'yı dışarı çıkmaya ikna edebileceğini düşündükleri tek kişiye çevirirler. Bu kişi Laura'nın yakınlarının geçmişte ona şiddet uyguladığını anlattığı kişidir. Eski erkek arkadaşı Donnie. Laura'yı Ağustos ayında görmüştüm. Onunla konuştuğumda ayrılık konusunda çok kararlıydı. Çocuğunun herhangi bir aile içi şiddet ortamında büyümemesi konusunda oldukça netti. Donnie'nin Bonaparte'daki evden çıktığına dair doğrudan bir kanıt yok. O gece Kahoka'ya gittiğine dair doğrudan bir kanıt yok. Ve doğrusunu isterseniz ikinci dereceden kanıt bile yok. Dedektifler Laura'nın partide sarhoş olduğuna dair bir söylentiyi araştırmaları da dahil olmak üzere peşine düştükleri her yeni teoride daha fazla duvara toslarlar. Olası teorilerden biri, kadının sarhoş olduğu ve yürüyüşe çıkıp kaybolduğuydu. Adli tabibin raporunun bir parçası da toksikoloji testidir. Vücudunda alkol yoktu, başka uyuşturucu yoktu.
O zamanlar Laura hakkında öğrendiklerime bakınca bu beni hiç şaşırtmadı. Hala emziriyordu. O tam bir anaçtı. Haftalar geçer ve dedektifler bildikleri çok az şeyi bir araya getirmeye çalışır. Pıtrak otu çalısının bulunduğu alanda Laura'nın ayakkabılarıyla eşleşen ayak izleri keşfederler. Laura'nın karavandan ayrıldığını ve otoyolla Bergman'ların karavanı arasında kalan o tarlaya yürüdüğünü düşünürler. Bilmedikleri şey ise Samson'ı yanına alıp almadığıdır. Ailenin bundan şüphesi yoktur. Laura'nın Samson'ı karavanın zemininde çıplak bırakıp gecenin bir yarısı gitmesine imkan yoktu. O bebeğin gece yarısından sabah 7'ye kadar o karavanda tek başına kalması, annesi için ağlamaması, beslenmeden durması mümkün değildi. Laura'nın karavandan Samson'la birlikte ayrılmış olması çok daha muhtemel görünüyor. Bu da birinin Samson'ı karavana geri getirmesi gerektiği anlamına gelir. Bu da dedektifleri karavana girebileceklerinden emin oldukları kişilere götürür. Eski erkek arkadaşının kız kardeşi ve kayınbiraderi Sarah ve Tony Bergman. Hem Tony hem de Sarah Bergman'la görüştüğüm sabah sorgu esnasında bana karşı tamamen dürüst olmadıklarını düşünmüştüm. Anlattıklarından daha fazlasını biliyorlardı. Laura'nın ne giydiği konusunda birbiriyle çelişen önemli detaylar vardı. Çantası yanında mıydı yoksa değil miydi? İnsanlar her zaman tutarsız olabilir ancak yaşanan bir olayda beynimize kazınan belirli şeyler olduğunu düşünüyorum. Bergman'lar yalan makinesine girmeyi reddeder. Dedektifler onları Laura'nın ölümüyle ilişkilendirecek bir şey bulamazlar. Bana ulaşacaklarını ve bizzat taziyede bulunacaklarını düşünüyorsunuz. Ama tek yaptıkları onun anma töreninde birkaç kelime söylemek oldu. Ve benimle asla iletişime geçmediler. Bilirsiniz, söz konusu kişi onlardan biri ve benim kızım. Hiç olmazsa bir kart gönderebilirler diye düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Laura'nın ölümünden birkaç ay sonra dava faili meçhul olur. Uzun yıllar boyunca bu konu hakkında konuşamadım. Ölümünden 7 yıl sonra bile kimseye bundan bahsedemedim. 2008 yılında Laura'nın öldürülmesinden 12 yıl sonra çarpıcı bir gelişme olur. Missouri'de bir yargıç, bir mahkumdan mektup alır. Laura'nın davası hakkında bilgisi olduğunu söylemektedir. Yol kenarında bir kadının bulunduğunu biliyorum. O vaka hakkında bilgim var der. Ve sonra der ki, kim olduğumu açıklamayın çünkü o zaman öldürülürüm. Muhbir iki erkek ve bir kadın arasında bir tartışmaya tanık olmuş ve bu konuşma sırasında kadının erkeklerden birini tecavüzle suçladığını duymuş. Laura'nın o akşam böyle bir suçlama yaptığını biliyoruz. Mahkuma göre Laura'yı öldürenler bu iki adamdır. Muhbirin hikayesi her anlatışında biraz değişir ve doğrulanamaz. Ancak emniyet güçlerinin dikkatini çeken bir ayrıntı vardır. Adamlardan birinin elinde büyük bir bandaj olduğunu ve kanaması olduğunu söylüyor. Bu da emniyet güçlerini Laura'nın kıyafetlerinde başka birinin kanı olup olmadığına bakmak için kıyafetlerinin hala bulunduğu kanıt dolabına bakmaya yönlendirir. Ve bir de ne görsünler, üzerinde birinin kanı var. Bu keşif, Laura'nın arkadaşları ve ailesine ölümünün acı verici gizeminin nihayet çözülebileceğine dair yeni bir umut verir. DNA testi yaparlar ve ilk olarak 2008 yılında bunun bir insan kanı olduğunu ve bir erkeğe ait olduğunu tespit ederler. Dedektifler, Laura'nın öldürüldüğü gece onunla irtibatı olan her erkekten DNA örneği alır. Onu bulan kamyon şoförünün izini sürerler. Laura'nın oğlu Samson'ın yaşadığı Güney Kaliforniya'daki polisle temasa geçerler ve ondan bir örnek alırlar. Tony Bergman'dan, Donnie Knight'tan ve diğer herkesten örnek alırlar. Yeni kandan alınan DNA, ülke çapında ağır bir suçtan hüküm giyenler de dahil olmak üzere milyonlarca DNA profilini içeren merkezi bir FBI veri tabanına girilir. Ve hiç eşleşme bulamadılar.
Laura'yla bağlantılı kişilerden aldıkları DNA örneklerinin hiçbirinden bir şey çıkmadı. Federal cezaevi sisteminde ya da eyalet sistemlerinde büyük suçlardan hüküm giymiş olan kimseye ait değildi. 25 yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen Laura'nın davasında bir şüpheli bulunamamıştır. Sevdikleri, umutsuzca aradıkları cevapların unutulan anılarda ve DNA parçalarında gizlendiğini düşünüyorlar. Başlangıçta bunun hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünmüştük. Öldükten yaklaşık 2 yıl sonra birileri hakkında konuşmaya karar verene kadar bu davanın çözülmeyeceğini söylemişlerdi. Çünkü kanıtlar o kadar karmaşıktı ki kimse bunun nasıl olduğunu anlayamıyordu. Laura'nın çocukluk arkadaşı Anne Champion hala umutsuzca cevapları aramaktadır. Kendisi artık ulusal çapta tanınan bir avukat ve web sitesi aracılığıyla dava hakkında farkındalık yaratıyor. Laura'ya adalet için. Bence hepimiz o gece neler olduğunu bilmeyi hak ediyoruz ve ne yazık ki bunu asla öğrenemeyebiliriz. Çabalarımız işe yaramayabilir ama aslında bu fikirle barıştım. Hala o gece ne olduğunu öğrenmeye çalışmakta kararlıyım. Laura'nın hikayesi Jason Stevenson Bonaparte adlı podcast'inin de odak noktasıdır. Bir haber olayını görmek, bir dergi yazısını okumak, bir TV programını izlemek ve insanları sınıflara ayırmak, anlık olarak fotoğraflamak bizim için gerçekten çok kolay. Ama 60 saatin bile olsaydı Laura'nın kim olduğunu, Donnie'nin ve tüm bu diğer insanların kim olduğunu ve birbirleriyle nasıl çatıştıklarını tam olarak anlatabilir miydim emin değilim. Bu çok yıkıcı bir olay oldu. Lütfen. Eğer bir şey biliyorsanız lütfen bunları açıklayın. Çok zekiydi, çok yaratıcıydı. Bence 18 yaşındaki haliyle bile inanılmaz şeyler yapardı. Olağanüstü biri olurdu. Bundan hiç şüphem yok. 25 yıl sonra onun hayatını ve ölümünü düşündüğümde çok sakin kalmaya çalışıyorum ve içimde asla kurtulamadığım bir ağırlık taşıyorum. Ama aynı zamanda güzel zamanları ve onun ne kadar harika bir insan olduğunu da hatırlıyorum. Bu da kederimi hafifletmeye yardımcı oluyor. Onu her gün düşünüyorum. Bazen gülerek, bazen de üzülerek. Polis Baldur Siplik'te işlenen üçlü cinayeti çözemedi. Bir anne ve iki kızı dövülerek öldürülmüştü. Tek oğlu ise hayatta kaldı. Evini ve cep telefonunu arıyordum. Ve hiç kimse cevap vermiyordu. Ayağımı içeri sokmaya niyetlendiğimde yerde bir kan gölü gördüm. Korkunçtu. Yüzlerce cinayet mahallinde bulunmuştum. Jane Courier'a yapılan saldırı gördüklerimin en vahşilerinden biriydi. Kenya kökenli Jane Courier bir yıl önce kocasının ölümünün ardından 2002 yılında 3 çocuğuyla birlikte Georgia'ya taşınmıştır. Jane ve çocukları 19 yaşındaki Isabella, 16 yaşındaki Annabella ve 7 yaşındaki Jeremy, 2007 yılında Atlanta yakınlarındaki Powder Springs'te yaşamaktadırlar. Jane eşsizdi. Çok neşeliydi. Mutluluk saçardı. Enerjisi inanılmazdı. Kocaman bir gülümsemesi vardı. Jeremy'nin iki ablası Isabella ve Annabel kardeşlerini çok severdi. Onunla ilgilenirler ve onu şımartırlardı. Annem ve kız kardeşlerim çok iyi insanlardır. Annem çok çalışkandır. Herkesi severdi. Isabel gerçekten sakin, huzurlu ve merhametli biriydi. Ama aynı zamanda o çok komikti. Kuzenim Annabel'le aynı yaştaydık. Ama o benden önce bu ülkeye gelmişti. Ve bana Birleşik Devletleri hızlı bir şekilde tanıtan kişinin o olduğunu söylemeliyim. 29 Temmuz 2007 normal bir pazar günü gibi görünmektedir. Kuryaların kuzeni 10 yaşındaki PK annesiyle birlikte Kenya'dan ziyarete gelmiştir. Günü aileyle birlikte geçirmesi için onu bırakır. Jane yemek pişirmek ve baldızı Lucy ile yeni bir iş hakkında konuşmakla meşguldür. PK ve Jeremy bütün günü dışarıda oynayarak geçirirler. Bugün erkenden yattık. Sanırım
Oynadığımız onca oyundan dolayı yorulmuştuk. Ertesi gün Jane'in baldızı Lucy, Jane'e ulaşamaz. Evini ve cep telefonunu arıyordum ve hiç kimse cevap vermiyordu. Çocuklara bile sayısız mesaj bırakmıştım. PK'nin annesi Pauline de gün boyunca Jane'e ya da evdeki diğerlerine ulaşamaz. Çarşamba günü bir şeylerin fazlasıyla ters gittiğini hisseder. Pauline evime geldi. Onu Bayan Jane'in evine götürüp götüremeyeceğimi sordu. Powder Springs'teki eve vardıklarında Jane ve kızı Isabella'nın arabaları garaj yolundadır. Pauline ön kapıyı denerken Diana evin arkasından dolaşır. Sürgülü kapının hala hafifçe açık olduğunu fark ettim. Kapıyı açtım. Panjurları ittim. Ama tamamen karanlıktı. Ve ayağımı içeri sokmaya niyetlendiğimde yerde bir kan gölü gördüm. Gerçekten korkunçtu. Diana 911'i arar. Pauline onun yanında şaşkın ve panik halindedir. İkisi de evin içinde ne olduğunu tam olarak anlayamaz. Olay yerine gelen ilk polis memuru hemen destek çağırır. Birkaç dakika içinde tüm polis arabaları, itfaiye araçları, ambulanslar, herkes oradaydı. Müdahale ekipleri geldiklerinde bir katliamla karşılaşırlar. Jane Courier öldürülmüştür. Kızları Isabella ve Annabella da öyle. Genç kuzenler Jeremy ve PK'nin ikisi de bilinçleri kapalı bir şekilde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Beş kurban da kafalarına aldıkları çok sayıda darbeyle acımasızca saldırıya uğramıştır. Jane Courier'a yapılan saldırı gördüğüm en vahşi saldırılardan biriydi. Ve sonra Jane'in kızlarına ve küçük çocuklara neler olduğunu görmek. Bunu tarif etmek zor. Bir insanın bunu yapabilmesi sarsıcı derecede vahşiceydi. Polis ailenin geri kalanına kahreden haberi verir. İlk başta inanamamıştım çünkü anlayamıyordum. Üç kişinin ölmesine bir türlü anlam veremiyordum. Nasıl, neden, kim olabilir diye düşünüyordum. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama inanılmazdı. Bizim için çok 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 yürek parçalayıcıydı ve hala da öyle. Dedektifler Kureyaların evindeki suç alanlarının güvenliği ve kanıt listelemek için çalışır. Zorla girildiğine dair bir iz yoktur. Mutfak alanında Jane'in saldırıya uğradığı yeri buldum. Olay yerindeki kan izleri bana Jane'in epey mücadele ettiğini gösteriyordu. Isabel'i sahanlıkta bulduk. O da ilk saldırıya uğradığında mutfağın yanındaki merdivenlerin tepesindeymiş. Annabel saldırıya uğradığında yatak odasından çıkıp koridora adım atmış. Yaraları Isabel ve Jane'inkilerle hemen hemen aynıydı. Mevcut şartlarda burada birincil hedefin Jane olduğunu anlamıştım. İki çocuk, PK ve Jeremy, yataklarında saldırıya uğrarlar. Saldırıya uğradıklarında uyuyorlarmış ve başları yeterince yumuşak nesnelerin üzerindeymiş. Bir şilte, başlarına gelen darbeleri biraz emen bir yastık gibi. Ve bu yüzden yaralarına rağmen hayatta kalabilmişler. Aile yas tutarken dedektifler bu vahşi saldırıları kimin gerçekleştirmiş olabileceğini bulmak için fiziksel kanıtları tarar. Silah olarak kullanılan nesnelerin en az 30 ila 40 santim uzunluğunda, çapı çok büyük olmayan bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yaralar ayrıca bize bu silahın en azından bir ucunun çatallı olduğunu gösteriyordu. Polis cinayetten önceki günlerde neler olduğuna dair bir zaman çizelgesi oluşturmak için aile ve arkadaşlarla görüşür ve telefon kayıtlarını inceler. 60 günlük telefon kayıtlarını inceledik. Bir şey polisin dikkatini çeker. Jane ile Patrick adında kiliseden bir arkadaşı arasındaki telefon görüşmelerinin sayısı. Patrick ve Jane haftanın 7 günü telefonla haberleşiyorlarmış.
Bu iki ay boyunca bazen günde 10-15, bazen daha fazla telefon görüşmesi yapmışlar. Ya Jane onu aramış ya da Patrick Jane'i. Sadece iyi arkadaş olduklarını düşünmüştüm. Onun eşi olduğu için başka bir şey düşünmemiştim. Ama o her zaman etrafındaydı. Dedektif John Dawes, Curry ailesine yapılan acımasız saldırıların olduğu akşamdan başlayarak şüpheli bir örüntü ya da eksik olan zinciri fark eder. 30 Temmuz tarihinde Jane ve Patrick arasındaki son telefon görüşmesi saat 22 civarındaydı ve onu 31 Temmuz'da aramamıştı. Onu 1 Ağustos'ta da aramamıştı. Bu benim için tamamen dikkat çekiciydi. Dedim ki, dostum, neden Jane'i 31 Temmuz'da aramadın? Bilemiyorum. Sorguya alındı ve birçok şey hakkında özgürce ve açıkça konuştu. Ama sıra gerçekten önemli olan soruları yanıtlamaya geldiğinde tatmin edici yanıtlar alamamıştım. Patrick'in ne olmuş olabileceğine dair kendi teorisi vardır. Bana Mungiki çetesine bakmam gerektiğini kendisi gönüllü söyledi. Mungiki çetesi genellikle Kenya mafyası olarak anılır. Patrick bana Jane'in kocasının yıllar önce Kenya'da Mungiki çetesi tarafından öldürüldüğünü kendisiyle paylaştığını söyledi. Dedektifler Jane'in kocasının ölüm belgesini çıkarırlar. Curry amcam kimse tarafından öldürülmemişti. Curry amcamın ölme sebebi zatüreydi. Bunun Patrick'in beni bu davayla ilgisi olmayan bir şeyle oyalamak için yaptığı bariz bir oyun olduğunu hissettim. Bu esnada aile katliamdan kurtulan iki kişiye odaklanır. PK ve Jeremy. Jeremy o sırada komadaydı. Ve PK de onun gibi komadaydı. Tek bilmek istediğim nasıl oldukları ve onları ne zaman görebileceğimdi. Günlerce ayin yaptık ve dualar ettik. Büyük bir bağış topladık çünkü 3 cesedi Kenya'ya götürmemiz gerektiğini biliyorduk. Jane'in baldızı Lucy, Jane, Isabella ve Annabella'nın cesetlerinin defnedilmek üzere Kenya'ya götürülmesini planlar. Zamanının geri kalanındaysa hastanede yiyenleri Jeremy ve PK'nin başucundadır. PK saldırılardan bir hafta sonra kendine gelir. Ancak olayla ilgili hiçbir ayrıntıyı hatırlamamaktadır. Jeremy birkaç hafta daha bilinçsiz kalır. Jeremy'nin tek vasisi olduğum için her sabah hastaneye gidiyordum. Bir sabah hastaneye gittiğimde Jeremy gözlerini açmıştı ve bu beni çok rahatlatmıştı. İnanılmaz bir duyguydu. Şu anda 23 yaşında olan Jeremy için bu duygunun adı şaşkınlıktır. Kuzeniyle oynadığı eğlenceli bir günün ardından huzurlu bir gece geçirmeyi dört gözle beklemektedir. Yatağa girdikten sonra hatırladığım ilk şey hastanedeki uyanışımdı. Konuşamıyor ve hareket edemiyordum. Ailenin keder ve mücadelesinin ortasında Jane'in bir arkadaşı olan Elizabeth'in görevi devraldığını fark ederler. Cesetleri teşhis etmeye gittiğim günü özellikle hatırlıyorum. Hayır, gelmek zorunda değilsin dediler. Ben senin için hallederim, sen eve dönebilirsin. O, kendini topluma, ailenin sözcüsü olarak tanıttı. Elizabeth'in üstlendiği bu önemli rol, ailenin kafasını karıştırır. Kültürel olarak Elizabeth'in bu role soyunması tamamen tuhaftı. Ama o zamanlar sadece 22 yaşındaydım ve bunu sorgulayamazdım. Jeremy'nin teyzesi Lucy, annesiyle birlikte Kenya'ya yaptığı bir geziden döndüğünde Jeremy'nin büyük annesi rahatsız edici bir şey keşfeder. Annem Jeremy'yi görmek için can atıyordu ve biz de hastaneye gittik. İşte o zaman adımın rızam olmadan silindiğini ve benim yerime Elizabeth'in vasi olduğunu fark ettik. İşte o zaman bir şeylerin değişmiş olduğunu anladım. Bu arada Elizabeth, Jeremy'nin diğer büyük annesi yani Jane'in annesinin güvenini kazanmıştır. Elizabeth bu ilişkiden yararlanır ve ailenin geri kalanını Jeremy'nin belgelerinden çıkarır. Rızaları dışında. Jeremy'nin vesayeti sırasındaki işler çok ama çok hızlı ilerledi.
Jeremy hastaneden çıktığında Elizabeth'in evinde büyük annesiyle yaşamaya başladı. Ve ondan sonra Jeremy'yi belki bir ya da iki kez gördük. Elizabeth, Jane'in evini, arabasını ve ailenin tüm eşyalarını satar. Onun devreye girip her şeyi elimizden almasının mali kısmı mühim değil. Ama Jeremy'yi bile elimizden alması. Bu çok 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 kalp kırıcıydı. Bu gerçekten çok üzücüydü. Çünkü tanıdığı hiçbir aile üyesinden destek görememişti. Onu teselli etmek için yanında olmak istedik. O anda yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Onun haberi olmadan kimse beni görmeye gelemezdi. Alınan ve emanet hesabına konan paraya hiçbir zaman erişemedim. Bunu ona sorduğumda, bunu sana daha sonra anlatacağım diyordu. Bu cinayet kimin işine yarar? Bir dedektifin cinayet mahallinde sorması gereken sorulardan ilki bu olmalıdır. Elizabeth'in amacının Jeremy'ye yardım etmek olduğunu hiç sanmıyorum. Bence bunu kendisi için yaptı. %100 bizim bilmediğimiz bir şey bildiğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Elizabeth benim için bir anne figürü değildi. Daha çok onun izni olmadan hiçbir şey yapamayacağım bir müdür gibiydi. Aile kalp burkan değişikliklere alışmaya çalışırken dedektifler hala cevaplar aramaktadır. Yakın zamanda Elizabeth'in aslında Jeremy'nin vasisi olduğunu öğrenmiştik. Bu da finansını yönetiyor demek oluyordu. Kısacası onunla ilgili her şeyi o idare ediyordu. Bunu yapmaktaki temel amacı neydi ve Jeremy'nin büyük annesini doğru kişi olduğuna nasıl ikna etmişti? Elizabeth kendi kendine bağış toplamayı görev edinmişti. Ve diğer kaynaklardan anladığım kadarıyla Elizabeth bunlarla bir fon hesabı açmış. Kiliseden, kilise üyelerinden, arkadaşlarından ve akrabalarından dilekçe topluyordu. Tüm bunları kendisi denetliyordu ve hiç kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyordu. Hiç kimseye çekler, hesaplar ve hesap hareketleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyordu. Elizabeth bu işi üzerine almıştı ve bu konuda gerçekten çok ketumdu. Ve artık bu aşamada Elizabeth'in bir sürü para topladığını öğrenmiş bulunuyordum. Burada sözü edilen binlerce dolardı. Ama bu paradan ailenin hayatta kalan tek üyesinin nasıl faydalanacağı veya onu kimin denetleyeceği hakkında herhangi bir bilgi alamıyordum. Bu da benim kafamda soru işaretleri yaratıyordu. Yani Elizabeth'in Jane'le bir bağı var mıydı? Elizabeth paraya muhtaç bir durumda mıydı? Bu işi çözüp Jane'in evinin ve mirasının ihtiyacı olana gitmesini sağlamak konusunda gerçekten doğru karar verecek kişi olacak mıydı? Dedektifler Elizabeth ve Jane'in arkadaşı arasındaki olası bağlantıları araştırır. Elizabeth ve Patrick arasında bulabildiğim tek bağlantı aslında kilise aracılığıyla tanışmış olmaları. Elizabeth'in davranışlarından dolayı kurye aile üyelerinin kafaları karışsa da bu vahşi cinayetlerde Elizabeth'in adı hiçbir zaman şüpheli olarak geçmemiştir. Jane'in ölümünden fayda sağlayacak başka biri var mıydı? Cevap, katliamın gerçekleştiği evdeki yemek masasında bulunan bir şeyde yatıyor olabilir. Bir kağıt parçasının üzerinde el yazısıyla yazılmış bazı notlar vardı. Bu notlarda bazı rakamlar toplanmış ve toplamda $1 tutarı elde edilmişti. Patrick'in bir yıl önce Jane'den $5,000 tutarında bir borç istemiş olduğunu öğrenmiştim. Tesadüfe bakın ki yemek masasının üzerinde el yazısıyla yazılmış, notta yazan rakamların toplamı tam $5,000. Soruşturma bir kez daha Jane'in yakın arkadaşı Patrick'e yönelir. Patrick'e çok basit bir soru sordum.
Jane'e $5,000 borcun var mıydı? O da evet dedi. Bu konuda seni zorluyor muydu diye sordum. O da hayır, baskı yapmazdı dedi. Defin işlemlerinden sonra Patrick'le irtibatımızı kaybettik. En yakınımızdaki kişiydi ve artık ortalıkta görünmüyordu. Hiç gelip de Jeremy'yi bir kez olsun sormadı. Patrick'e ayrıntılı bir sorgu yaptım. Tavrı sakindi. Polisle konuşurken herhangi bir endişe duymuyordu. Bu durumu aydınlatmak ve nereye varabileceğimizi görmek için bazı fiziksel kanıtlar sunabilmeyi çok isterdim. 2007'de olay yerinden toplanan yüzlerce fiziksel kanıt, o dönemde herhangi bir ipucu vermemiş olsa da cevaplar için umut vaat eden birkaç ipucu bulunur. Bu iğrenç üçlü cinayetin belki de 3 kilometre kadar uzağında bir kişi, hendekte birkaç el havlusu gördü. Kanla kaplıydılar ve o kanlı el havluları eyalet suç laboratuvarına gitti ve artık elimizdeki havlularda bulunan kandan tam bir profil çıkarabilirdik. Emekli dedektif John Dawes bu havluların suç mahalline ait olduğuna inanıyor. Vatandaşlık özgürlüklerini koruma hakları, dedektiflerin havlularda bulunan DNA profilini hüküm giymiş suçluların DNA profillerini içeren veri tabanında taramasını engelliyor. Ancak DNA bilimi gelişmeye devam ediyor. Emekli olmama rağmen şu anda bunun için çabalıyorum. En son ve en iyi teknolojiyle fiziksel kanıtları tekrar incelemek, yani bir ceza mahkemesinde alt edilebilecek pek çok şey vardır. Ancak fiziksel kanıt bunlardan değildir. Kanıtları toplamak ve korumak için elimizden geleni yaptık. Hala oradalar. Dedektifler Golden State katili Joseph James DeAngelo'nun kimliğini belirleyen süreçte olduğu gibi aynı şekilde DNA'nın test edileceği ve bir soy ağacı veri tabanına girileceği uygun bir çözüm buldular. Sonuçların 2020 yılına kadar çıkması bekleniyor. O zamana kadar aile ve dedektifler sadece tahmin yürütebilir. Kim ve neden yaptı? Jane'in sabıka kaydı ya da bildiğim kadarıyla sevmediği biri yoktu. Ayrıca hiç düşmanı da yoktu. Son zamanlarda hiç para yatırmamış ve yakın zamanda önemli miktarda para çekmemiş. Bir yıl kadar önce Jane'in önemli miktarda para almayı beklediğine dair bazı bilgiler gelmişti. Kenya'da tuttuğu hesabına girememiş olmamıza rağmen böyle bir bilgiye de rastlamadım. Bu korkunç cinayetlerden sonra ortaya çıkan şüpheler aileyi rahatsız etmeye devam etmektedir. Hala o zamanlar olduğum gibiyim. Hala acılıyım. Hala kızgınım. Aklımda bir sürü soru var. Bir insanın nasıl olur da elleri bu kadar kanlı olduğu halde bu yanına kar kalır? Üç kişinin kaybının üstesinden gelmek gerçekten zordu ve hala ne olduğuna dair bir cevabımız yok. Kendimi her zaman ailemin geri kalanıyla birlikte ve iyi vakit geçirirken buluyorum. Her zaman donup kaldığım bir an oluyor ve teyzemle kuzenlerimin etrafımda olduğunu, güldüğümüzü ve gerçekten harika vakit geçirdiğimizi hayal ediyorum. Burada bizimle olmamaları beni çok üzüyor. Annemin oğlumu görecek kadar hayatta kalmadığını ve kız kardeşlerimin yeğenlerini görmediğini bilmek hala acı veriyor. Artık kendime ait bir ailem olduğuna göre benim sahip olmadığım her şeyi aileme vermek istiyorum.